Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar Emre Bey. Merhaba. Selam. Merhaba Emre Bey. Merhabalar. Türkiye Kripto Kulübü olarak bu bizim YouTube'daki ilk toplantımız. Bundan sonra daha bol bol yapacağız umarım. Eksik dostlar var tabii. Kalabalık bir ekip olduğumuz için böyle bir anda hepimiz toplanamıyoruz ama bugünkü ekip de gayet güçlü. Öyle. Asıl bomba tabii haftaya pazar günü ilk konferansımızı yapacağız. İlk etkinliğimiz. Büyük Üstad Ahmet Mergen Hoca da gelecek. Ahmet Mergen Hoca'yı gelecek kişilerin yarısı tanımıyormuş Erci Hocam. Aramızda var mı Ahmet Mergen Hoca'nın kitabını okuduğunda? Ahmet Mergen Türkiye'ye teknik analizi getiren adam. Nasıl tanımazlar ki? Evet. Yanlış anlamayın beni. Bizim yatırımcının, toplumun teknik analizden ya da yatırımdan ne kadar uzak olduğunu gösterir maalesef. Evet. Ahmet Mergen Hoca'nın CV'si de çok sağlam. Boğaziçi mezunu. 40 yıldır tabii yanlış hatırlamıyorsam mühendislik fakültesinde ama 40 yıldır da borsacı finans dünyasında. Kesinlikle aynı. Ben bu işe ilk başladığımda onun efsanelerini okuyarak başladım. Daha sonra kitaplarına vesaire girdim. Benim için kıymetlidir. Bu arada şöyle de bilgi vereyim konferansla ilgili. Konferansta Ahmet Mergen Hoca eğitim vermeyecek. Ahmet Mergen Hoca daha çok yatırım psikolojisiyle ilgili ve kişisel gelişimle ilgili yol gösterici güzel bir konuşma hazırlayacak bize. 30 yıllık, 40 yıllık tecrübesini aktaracak. Sonrasında biz ekip olarak bir söyleşi yapacağız hep birlikte. Tabii misafir arkadaşlarımız da bize soru cevap olarak eşlik edecek. Onlarla karşılıklı bir interaktif bir soru cevap diyaloğuna gireceğiz. Ardından da büyük ihtimal bir kokteyle yiyip içerek muhabbeti kapatır ve olaysız bir şekilde dağılırız diye düşünüyorum. Ama herkesi de bekliyoruz. Şimdi bugün çok gündem var. Böyle gündemlerle ilgili sohbet edelim istiyoruz. İzleyenlere böyle söyleyeyim. Böyle bugün fazla teknik analiz yapmayacağız. Zaten sürekli teknik analiz biraz sıkıcı oluyor. Bugün biraz sohbet edelim. Nerede ne oluyor? Hangi haberler bizi etkiliyor vesaire, bunları konuşacağız. Ve büyük ihtimalle de ilk Rusya'yla başlayacağız herhalde konuyu. Çünkü son zamanlarda Rusya çok aşırı etkilemeye başladı. Hem kripto piyasasını hem dünya piyasasını. Eskiden bizim başımızda bir Çin belası vardı. Çin'in sürekli yasaklamalarıyla ya da işte Çin'in kripto piyasasına bazen ara sıra olumlu adımlarıyla hep volatilite görüyorduk piyasada. En son Çin her şeyi yasakladı. Büyük bir dump gördük yazın başında. Derken kurtulduk, rahatladık. Çin'den kurtulduk diyorduk. Şimdi başımıza bir Rusya belası çıktı. 2 ay, 3 ay önce kripto paraları yasaklayacağım dedi. 1 ay önce madenciliği yasaklayacağım dedi. 5 gün önce bu kez de kripto paraları resmi para birimi olarak tanıyacağım dedi. Konu buradan buraya nasıl geldi ben pek anlayamadım. Üstüne bir de Ukrayna-Rusya krizi var. O da ciddi bir oluşturuyor piyasalarda. Ben ama gerçekten en merak ettiğim Rusya hangi sebeple kriptolara karşıyken resmi para birimi olarak kabul etmeye geldi ya da burada bilmediğiniz farklı bir haber mi var? Beyler siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Rusya Avrupa'yı, dünyayı bir noktada terbiye ediyor. Yani elindeki enstrümanlarla terbiye ediyor. Bunu petrolde yapıyor, doğalgazda yapıyor. Şimdi petrolün varil fiyatı 95 dolara gördü. Doğalgaz 0.65 sentten 6 dolarları gördü. Bir şekilde dünyayı terbiye ediyor. Ben diyor istediğim gibi diyor parmağımda oynatırım diyor. Yani Rusya'nın devasa yeraltı kaynakları var, zenginlikleri var. Yani bugün atıyorum gazı kesse Avrupa bitti. Niye? Sanayi üretimi de sekteye uğrar. Barınma daha da sıkıntı olur, barınma ve ısınmada da. Yani adamlar bir şekilde şunu söyledi. Artık işte ben karşıyım, yasaklıyorum, şöyle de böyle de noktasına getirdi olayı. Bir şekilde darbeyi vurdu. Şimdi de ben vazgeçtim dedi. Bu noktada şey yaptı, yani olumlu bir haber pompaladı. Bunun sebebi de şu olabilir. Sonuçta AB'de bir nevi buna karşı görünüyor. Avrupa'da bir nevi karşısında görünüyor. Bunlar ne diyorsa Rusya zaten tam tersini yapıyor. Şimdi baştan karşıydı. Şimdi artık ben dedi karşı değilim dedi. Bu işe ben de gireceğim artık dedi. Buradaki pastanın da farkına vardı. Rusya zaten kaynakları devasa altın doldurdu. Stoklarla devasa altın doldurdu. Doğalgaz ve petrolle dünyayı ve Avrupa'yı terbiye etti. Biraz da kriptodan darbe vurdu. Şimdi tam tersini yaptı. Dünya ve büyük ABD diyelim kriptonun karşısındaydı. Madem dedi bunlar dedi karşısındaysa dedi.
Ben de dedi karşısında olmayayım dedi, yanına geçeyim dedi. Bana göre böyle yani, tam tersini yapmak için böyle bir hareket yapmış olabilir diye düşünüyorum. Yani peki bu kripto piyasasına yakınlaşması fiyata etki eder mi bu konjonktürde sence? Etmez. Kripto piyasasının, yani kriptonun belli bir hacime, belli bir seviyeye tekrardan boğa sezonla mega rally'nin yaşanması için ABD'deki o büyük şirketler dediğimiz devasa şirketler var ya işte Amazon'dur ya da daha farklı şirketlerin, Amazon'un şunu demesi lazım. Evet, ben Bitcoin'le ya da Doge'yle ya da Ethereum'la ya da herhangi bir coin'le ödeme kabul ediyorum. Bunun gibi haberler gelmesi lazım. Yani küresel piyasaya yön veren, toplam büyüklüğü bir ülkenin milli gelirinden büyük olan devlerin ortaya çıkması lazım, demesi lazım ki işte ben kriptoyla ya da bir altcoin'le ya da işte BTC ile ödemeyi kabul ediyorum demesi lazım ki BTC'nin tekrardan mega rally dönemine girmesi lazım. Bu işin arkasında, odak noktasında bu işe yön verecek, piyasaya yön verecek FED ve ABD maalesef. Onların iki dudağının altının arkasında olan kelimelere, cümlelere ve şeye göre, yani oradan çıkacak haberlere göre biz hareket ediyoruz. Yani Rusya şunu demiş, Rusya bunu demiş ya da farklı bir şirket bunu dedi, şu bunu dedi. Onların etkisi bir yere kadar olur, bir noktaya kadar olur. Yani bizi atıyorum bir adım götürür, iki adım götürmez. Bizi iki adım götürüp iki adım da ötesine atacak şey tamamen ABD ve ABD'deki şirketlerin Fed'in açıklamasıdır. Fed'in çıkıp ben evet Mart'ta faiz artışına başlayacağım demesi BTC'yi nereden nereye getirdi? Sadece bir cümle. Diğer taraftan olumlu bir dünya haber oldu, işte El Salvador Nayib Bukele işte şu kadar BTC aldı. Elon Musk işte şu kadar BTC aldı. İşte falanca şirket şu kadar BTC olduğunu söyledi. Falanca şirket şunun olduğunu söyledi. İşte Rusya işte Bitcoin'i şunu yaptı, bunu yaptı. Ortada bir şey var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Dünya bir yana, FED ve ABD bir yana. Yani bizim hani diyoruz ya işte merkeziyetsiz borsa şöyle falan diyoruz ama yok arkadaşlar, merkeziyetsiz falan oldu. Yok, planın arkasında, geri planında ABD ve FED var maalesef. Yani bunlar piyasaya yön veriyor. Yön vermeye de devam edecektir. Şu noktada katılıyorum size. Şu an Bitcoin gerçekten kurumsalların ilgisine muhtaç. Yani bizim gibi retail traders'ların teknik analizde görüp yaptığı alım satımlarla Bitcoin'in eski rekorlarına ulaşmasına imkan yok. Ciddi bir kurumsal ilgiye muhtacız. Geçen yıl Şubat ayında Tesla'yla bu kurumsal ilgi başladı. Bu rüzgar onu birkaç ay götürdü ama dediğim gibi Elon Musk'ın manipülatör olması faydasından daha sonra çok daha büyük zararlar verdi. Şimdi kurumsalların ilgisi de bir noktada şuraya geliyor. Bitcoin'in hem diğer ülkeler tarafından kabul edilmesi hem de regülasyonlarla daha düzenli bir hale gelmesi. Yani bu 2022 yılının zaten regülasyon yılı olacağı çok belli. Ancak bu regülasyon yılı olduğunda bu regülasyonlar sayesinde diğer büyük kurumsal şirketler Bitcoin'e olan ilgiyi artıracak mı? Geçen hafta mesela Kanadalı çok büyük bir muhasebe şirketi bilançosuna Bitcoin ve Ethereum'u eklediğini açıkladı. Bu orada kaldı. Şimdi elimizde böyle bir done var. Evet, regülasyonlar belki kurumsalların ilgisini arttıracak. Bu birincisi. Bunu bir kenara koyalım. İkincisi, senin dediğin diğer konuya geleyim. Mesela FED ile ilgili konu Murat Hocam. FED Mart ayında faiz arttıracağını açıkladığında ilk başta piyasalar geri çekilmeye başladı. Bu zaten yani para politikasının en bilinen özelliğidir. Bunda aslında şaşıracak bir şey yok. Faiz arttırıldığında riskli varlıklardan çıkış meydana gelir. Tabii FED süreci çok iyi yönetti. Bir anda düşüş olmaması için aylar öncesinden önce ılımlıyız dedi, sonra yapacağız dedi, sonra enflasyona göre kesin yapacağız vesaire dedi. Varlık alımlarıyla ilgili konuştu. Yavaş yavaş piyasaların üstündeki köpüğü aldı. Yani 25 bas puanlık artış piyasalarda %80 civarı fiyatlanmış görünüyor. Şimdi işin ilginci şu. FED'in bir önceki parasal genişlemesine baktığımızda faizleri 2005 yılında arttırmaya başladığında 2017 yılına kadar faiz arttırmasına rağmen Bitcoin fiyatı ve diğer sermaye piyasalarında ve endekslerde yükseliş gerçekleşmiş. Ta ki bilanço küçültmesine kadar.
Şimdi yine faiz artıracağım dedi. Akıllara şöyle bir soru geliyor. Faiz artırdıktan sonra bu tabii artıracağı faiz 75 bas puan ya da 100 bas puan gibi devasa bir şey olmazsa faiz artırdıktan sonra bu artırım yeterince puanlanmış deyip yeni bir rallye geçecek miyiz? Yoksa konjonktürün sıkıntısından ötürü düşüş devam mı edecek? Burada çok büyük bir soru var. Metriklere baktığımızda da şöyle bir konu ortaya çıkıyor. Mesela on-chain analizlerinden ben uzağım. Aramızda iyi bilen arkadaşlar da var. Mesela on-chain analizlerinde borsalara aktarılan stabil coinlerin oranında çok büyük bir artış olduğu söyleniyor. Devasa bir artış var. Onun haricinde de borsalardaki Bitcoin arzında da büyük bir azalış var. Son 3 yılın dibindeymiş. Yani bununla bağlayabilir miyiz? Bu önümüzü gösteriyor olabilir mi sizce fiyat yönü hakkında? Aslında bu ciddi bir sinyal olabilir ama yani evet ciddi bir sinyal olabilir de değil. Çünkü borsalarda kripto satın almak için bekleyen kullanıcıların stabil coin rezervleri tarihi rekor düzeyde. Bu kripto kuantın verilerine baktığınızda stabil coin rezervlerinin 27 milyarı aştığı görülüyor. Evet şu an onu 2020... açtım. Efendim? Şu an onu açtım hocam. Grafikte. Evet, evet. 2022 yılı başında stabil coin rezervleri son dönemlere göre bayağı azalmıştı. Şimdi baktığınızda bununla beraber kripto piyasasının fiyat grafiklerine baktığınızda aslında dengeli bir şey var. Aralarında bir senkronizasyon var. O yüzden bu bir sinyal sayılabilir. Bu hafta tüm zamanların en fazla stabil coin transferleri yapılıyor borsalara. Bu oran yani o kadar ciddi ki bu zamana kadar kripto para alma potansiyeli olan bu hesapların hiçbir zaman bu kadar stabil coin'i olmamıştı. Yani şimdi bu tek başına bir metrik sayılmaz tabii ki. Çünkü sadece buna bakarak alım yapılacağı anlamına gelmez. Bu hazırda tetikte bekledikleri anlamına gelir. Bunu da etkileyecek ne olabilir? Sağlam bir haber. Yani şu an gelebilecek en ufak bir sağlam haberde çok ciddi alım yani fiyatların yukarı çıkarılması için ihtiyaç olan para hazırda bekliyor. En azından bunu bilmek dediğim gibi tek başına yatırım için biraz yersiz olur ama en azından olumlu sinyaller arasına bunu ekleyebiliriz diye düşünüyorum stabil coinlerle ilgili. Borsalardaki Bitcoin arzının bu kadar düşük olması bu da aslında aynı konuya geliyor. Aslında şöyle. Aslında bu oran geçen seneden beri ciddi düşüşte. Bu yeni olan bir şey de değil. Evet. 2020'de yaşanan halvingden sonra arzın azalması zaten beklenen bir durumdu. Aslında borsalardaki sadece bu paraya bakıp işte bu kadarı borsalarda, bu kadarı soğuk cüzdanlarda demek değersiz. Çünkü küçük yatırımcıların çoğu hodulda. Borsal ve bu hodulu soğuk cüzdanda değil, yine borsalarda yapıyorlar. Yani bu da şu demek oluyor. Borsalardaki bu oranın da yarısı dolaşımda sayılır. Diğer yarısı borsalarda hodulda. Aynı soğuk cüzdana çekilen gibi pasif bir şekilde duruyor. Yani yarısı borsalardakinin yarısı dolaşımda dememiz daha sağlıklı. Ve her ay hatırı sayılır oranda bir Bitcoin soğuk cüzdanlara doğru çekiliyor. Bitcoin'in cüzdanlara çekilen Bitcoin'in fiyata hiçbir etkisi yok. Yani arzın %99'u cüzdanlara çekilirse geri kalan %1'i alım satımda dolaşımdayken satış ağırlıklı gelirse o %1 ile Bitcoin'in fiyatı düşer. Yani o %99'un cüzdanda olmasının ne artı ne eksi hiçbir etkisi yok. O yastık altında düşün bunu. Aynen öyle. Tamam. Şimdi bu veriler yani Bitcoin arzının çok az olması ya da borsalara gönderilen tetherlerin son derece yüksek oranda olması evet yükselişe yönelik çok güzel MR olarak gösteriliyor. Ancak ben on-chain verilerine her zaman güvenmiyorum çünkü hem biraz manipülatif hem de çok değişken olduğunu düşünüyorum. Şimdi özellikle bu verilerden borsalara gönderilen tetherlerin rekor miktarda olması bir Black Swan etkisi yaratabilir mi? Yani şimdilik tahmin edemeyeceğimiz hiç beklenmedik bir olaya sebep olabilir mi? Şöyle ki evet dediğiniz gibi insanlar borsalara tetherleri, stabil coinleri yığmış ve alım yapmak için pusuda bekliyor. Ancak konjonktür değişirse, bir anda savaş çıkarsa, FED şahinleşirse ya da işte benzer başka bir regülasyonlarla ilgili bir mesele çıkarsa
Borsalarda bekletilen bu tekerler tamamen nakde çevrilip kripto piyasasından komple çıkabilir mi? Böyle bir kötü senaryoyla karşılaşabilir miyiz? Yani bu veri belki bize bunu da gösteriyor ya da bunun eşiğinde olduğumuzu da gösteriyor olabilir. Ne dersiniz? Kesinlikle, kesinlikle hocam katılıyorum. Zaten şöyle bir durum var. Az önceki açıklamada da yorumunda da belirtmiştim. Bunlar hazırda beklemek için. İlla alım yapacak değil. Hazırda beklemek için tutuluyor. Lakin yani yoksa şimdiye zaten alımlar yapılırdı. Şimdi hazırda bekleyen birden farklı insanlar, birbirini tanımayan insanların aynı anda hareket edebilmesi için ihtiyacımız olan şey nedir? Sadece teknik analiz değil. Bizim ihtiyacımız olan onların sisteme dahil olabilmesi için daha doğrusu gerçek anlamda güzel bir haber. Şimdi güzel bir haber gelmediği takdirde parça parça alınacak alımlar da çok ciddi veya sert hareketlere sebep olmaz. FOMO yaratamazlar kısacası. Yani FOMO yaratabilmek için onların çoğunluğunu oyuna dahil edebilmemizin tek bir yolu, o da ciddi bir güzel haberdir. Lakin sizin dediğiniz gibi tam tersi de olabilir. Yani kötü bir haberde de zaten oyuna dahil değiller şu an. Şu anda hazırda bekliyorlar ama bu hazırda bekleyiş tamamen marketten çıkış olarak da sonuçlanabilir. Evet. Burada bizim takip edeceğimiz dediğiniz gibi Fed'i çok önemsemiyorum açıkçası çünkü yani Murat Hocam da güzel anlattı ama şimdi Fed'in sadece faiz arttırarak yarattığı o enflasyonu, kendi yarattığı enflasyonu dizginlemesi mümkün değil. O yüzden ben onu çok umursamıyorum ama başka sinyaller aranacaktır. Örneğin savaş durumunda anlık bir çöküş olacaktır. Belki de borsalara gönderilen o stabil coinler dibi yakalamayı bekliyor. Hala dip olmadığını düşünüyor olabilirler. Çünkü faiz arttırımında daha önce 2017'de yaşadık. Her faiz arttırımında bir çöküş, sonrasında misliyle geri yükseliş yaşamış Bitcoin. Bu savaş durumunda da öyle olacaktır. İlk etapta bir çöküş, ondan sonra yine kriptoya yarayacaktır diye düşünüyorum. Bakalım bu hafta gerçekten 15 Mart'taki FED toplantısına kadar, daha doğrusu bu ay tamamen belirsizliklerle dolu. Herkes son bir yükseliş bekliyor tabii 47-48 bandına doğru. Ancak bakalım ne olacak. Yine fiyat konuşmayacağız, analiz yapmayacağız dedik. Her konu fiyata çıkıyor, her konu analize çıkıyor. Biraz daha şundan bahsetmek istiyorum. Şunu soracağım. Madencilik, bizim ülkemizde de çok madencilikle uğraşan arkadaşlar var. Kriptoda para kazanmak da tabii ki sadece al-sat yapmakla mümkün değil. Ondan ibaret değil. Madencilik konusunda da ciddi kazanç var. Ancak özellikle ülkedeki bu son elektriğe gelen zamlarla birlikte ve Ethereum'un da işte 4950 dolarlardan 3000 dolarlara düşmesiyle madencilik yapanlar da ciddi bir krize girdi galiba. Madenciliğin geliri hem bu kripto fiyatların düşmesiyle hem de Türkiye'de elektriğe yapılan zamlarla nasıl etkilendi? Madencilik şu an ne durumda? Aramızda da bu konuda uzman bir arkadaşımız var. Sevgili Usta Trader. Onun yorumunu merak ediyorum bu konuda. Madenciler ne durumda? Hocam, açıkçası bana söylenecek bir şey bırakmadınız. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, ilk başta Ethereum'un fiyatının artışıyla beraber şimdi madencilikte iki tane temel şey var, kavram var. Bir, zorluk. İki, hash rate. Hash rate madencilerin gücünü temsil ediyor. Arabadaki beygir gibi düşünebilirsiniz. Zorluk ise madenciler arttıkça, madencilerin hash rate arttıkça madencilere artan ödülün azalması demek kısacası. Şöyle bir metrik var. Hem zorluk hem de hash rate tabii ki doğru orantılı bir şekilde tüm zamanların en zirvesinde. Bunun en büyük etkeni tabii ki artan fiyatlar, gelirlerin de artması. Gelirler artınca özellikle Türkiye'de bir yığılma oldu açıkçası. Son şu 6-7 ayda Ethereum madenciliğine özellikle bir yığılma oldu. Tabii ki sadece Ethereum'un madenciliği yok, birçok token'ın madenciliği var. Ama şu son zamanda, şu an karşımda olan metriklere göre en çok kazandıran token Ethereum. Genel olarak zaten Ethereum madenciliği üzerine konuşacağım. Ülkemizde zaten dediğim gibi Ethereum'un artışıyla beraber hem de
doların makas açmasıyla beraber gelirler inanılmaz arttı. Hani bir ayda gelirler ilk doların yükselişiyle beraber bir ayda gelirler iki katına çıktı diyebilirim. İki katına çıktıktan sonra hem gelirler hem kullanılan ekran kartları fiyatları inanılmaz bir şekilde uçtu. Onun ardından bir çakılmayla beraber üstüne elektrik zammıyla beraber şu an Ethereum madenciliği biraz sükseymiş, darbe yemiş durumda bana kalırsa. Kesinlikle öyle. Şöyle diyeyim, örnek herkes vermek istiyorum. Artık. Efendim? Herkes satıyor. Bak, satıyor, evet satıyor. Hem bu ekran kartları fiyatları düştü dolar yüzünden. Hem de gelirlerin azalmasıyla beraber herkes mining rigini satmaya başladı. Şu konuya değinmek istiyorum. Aslında şu an satanlar genelde aylık hesaplamalarla boğuşan insanlar bana kalırsa. Çünkü Ethereum şu an bana kalırsa hak ettiği fiyatta değil. Bu da ne demek oluyor? Mesela ben şu an Ethereum kazıyor olsaydım elektrik parasına çalışıyor olabilirdim. Ama kesinlikle elimdeki Ethereum'u satmazdım. Elektriği gerekirse trade'lerimle kazandığım parayla öder. Elimdeki Ethereum'ları kesinlikle tutardım. Çünkü gelecekte kazdığımız Ethereum'ların kat kat değerleneceğine ben eminim. Genel olarak şu an Ethereum madenciliği artan elektrik fiyatları sebebiyle Türkiye'de pek getiri sağlamıyor. Elindeki Ethereum kazan kartları satan kişiler de aylık masrafları çıkartamadığı için satmak istiyorlar. O yüzden bir satış furyası var. Ben olsam şu an genel olarak ne yapardım? Şu an elimde bir Ethereum rigim var. Çok güzel de kazancı var. Tamam elektriğe çalışıyor olabilirim ama ben ne yapar ne eder o elektriği karşılar. Elimdeki Ethereum'ları kesinlikle satmazdım. Bunun en büyük sebebi zaten Ethereum'un hak ettiği fiyatta olmaması. Hani genel olarak Ethereum kazıyoruz. Yani diğer türlü dolar kazmış gibi düşünüyor onlar birazcık. İlk başlarda özellikle hani piyasaya yükselen dönemde giren kişiler piyasa düşünce afallarlar ya. Ethereum madenciliğinde de öyle bir şey var. 3 ay önce Ethereum gelirleri bakayım şu an 100 meaş 3 dolar getiriyor. Şu an 100 meaş 3 dolar getiriyor. Geçen ay bu neredeyse 2 katından fazlaydı. Madencilikten çok fazla ilgisi olmayan ancak madenciliğe ilgisi olan kişiler için de bir soru sormak istiyorum. Tabii. Daha basit bir şekilde. Diyelim ki benim 100 bin liram var abi, tamam mı? Ben bu 100 bin lirayla Eylül ayında hem bu elektrik zamlarından hem fiyatlar çok düşmeden önce ya da Ekim diyelim yani Eylül, Ekim aylarında 100 bin lirayla son sistem bir madencilik alsaydım. Hı-hı. Aylık karım ne olurdu ve aylık elektrik faturam ne olurdu ve şu an ne olur? Şöyle bir örnek vereyim. Fiyatlara Eylül ayındaki fiyatlara biraz hakimim. Şimdi şöyle 100 bin liraya bir sistem dizecek olsaydık 400 meaşlık bir sistem dizebiliyor oluyorduk 100 bin liraya. Küçük bir sistem 4 kartlık RTX 3080 kullanabilirdik. O zamanlar bir 20-24 bin lira arası gidiyordu. 100 bin liraya ortalayalım onu. 400 meaşlık bir sistem. Eylül hatta Ekim ayında aylık neredeyse bir 8-9 bin lira gibi bir getiri sağlayabiliyordu Eylül ayında. Elektrik faturası ne geliyordu ona aylık? Elektrik faturası maksimum 800 TL, 700 TL gibi bir şey gelirdi. Ama şu an hesaplayacak olursak, şu an hesaplamak istiyorum size hemen. Bakıyorum hemen. Şu anki getirisi 400 meaşa şu anki getirisi 15 dolar ediyor. Hemen aylık bakalım. Aylık baktığımızda da 461 dolar gibi ortalama bir geliri var. O da TL olarak 6 bin lira gibi bir getirisi var şu an. Elektrik faturası ne geliyor? Elektrik faturası da nereden baksanız mesela sadece rigi katmıyorum. Evin diğer eşyalarını da katarsanız genel olarak bir 2000 liraya yakında bir elektrik faturası gelir. Yani artık bir 4000 lira aylık kar veriyor. Yani evet. 3 ay önce 100 bin liralık yatırım yaptığımda bu 12 ayda çıkıyordu. Ancak şu an 100 bin liralık bir yatırım yaparsan 25 ayda bunu çıkartıyorsun. Evet, kesinlikle. Biraz daha fazla olmuş. Kesinlikle, yani kesinlikle. Türkiye'de madencilik zor olmuş. Madencilik pek tavsiye edilmez bence. O zaman hızlıca SLP'ye girelim. SLP %95 düşmüştü biliyorsunuz arkadaşlar.
Şimdi son birkaç haftada %200 arttı. Piyasadan uzak olan birçok kişi, biliyorsunuz, yükselen coin'e treni atlama sevdası vardır. Arka planını pek incelemediler vesaire. Ben hem bu SLP'nin arka planını konuşalım istiyorum. Ben biraz konuşurken arka planda da tekniğine bakalım istiyoruz. Yani ben biraz temel anlamda bahsedeyim. Birisi bahsederse sevinirim. Tamam, ben bahsedeyim. Hocam, SLP token Axie Infinity denilen dünyanın en büyük NFT oyununun içinde kullanabileceğimiz bir token. Bu token'ı oyuncular oyunu oynayarak kazanabiliyorlardı. Ekran gitti hocam. Heh, tamam, siz kapatmışsınız. Bu token'ı oyuncular oynadıkça kazanabiliyorlardı ve hani Binance listelenmesi gelince de tabii ki bir ülkemizde de bir giriş yaptı. Bir popülerlik kazandı. Bu token'ın en büyük sıkıntısı sınırsız arzı vardı. Son gelen haberlere göre. Sınırsız arzı olmasına rağmen ülkemizde çok fazla paylaşıldı. Çok fazla insan gözüne sokuldu. Ve öyle olunca da çok fazla mağdur oldu. Sınırsız arzı olan bir ürün tabii ki düşmeye mahkumdur. Düştükçe düştü tabii ki. İnsan, düştükçe daha çok popüler oldu. İnsanlar nereden döneceğini çok merak etti. Tabii ki ben de düşen bıçak tutulmaz şeyiyle, prensibiyle hiç bakmadım. İlk çıktığında bir analiz etmiştim. Analizi düşüş gösterdiği için sonra hiç ağzıma almadım. Yani hiç bahsetmedim takipçilerime de. Şimdi çok güzel bir habere geldi. Zaten gelen haberde sizin gösterdiğiniz grafikleri çok güzel fiyatlandı. Hacim fena yükselmiş. Yani hocam 40 centten 0,08 cent'e düşen bir projeden bahsediyoruz. İllaki bir haber gelip bir comeback yapacaktı ki yaptı. Dönüşün sebebini de söylemek istiyorum. Projenin sahipleri SLP tokenların arzını günlük %56 oranında azalttı. Böyle olunca arz %50 kısıtlanınca haber piyasaya düşünce de fiyatlandı ister istemez. Teknik anlamda sözü size bırakıyorum. Yani ortalama 1 centten itibaren fiyatını alsak, ortalama yaz mevsimlerinde 1.80'e, bu %90 kadar düştü. Şu an %200 arttı, fakat yani yine ortalamaya göre insanlar %70 zararda. Ya önünde de 21 haftalık hareketli ortalaması var 0.48'de. Onun hemen üstünde de çok ciddi bir haftalık direnç var 0.55'te. Bu günlükte de bir RSI uyumsuzluğu oluşacak. Yani bu buradan tekrar 0.48'i test edecek gibi görünüyor. 0.48'i test ettiğinde fakat RSI'da günlük negatif uyumsuzluk oluşacak belli. Yani ben fiyatın buradan 0.48'e kadar gitmesini tahmin ediyorum. Ancak bu gelen haber bence 0.48 ya da onun hemen ardındaki 0.55 haftalık direnci kırmaya yeterli değil diye düşünüyorum ben. Bu tarz coinlerle benim işim olmaz. Ama tabii kısa vadeli traderlar, scalp işlem yapmak isteyenler vesaire için çok güzel fırsatlar veriyor. Ya da yeni haberler gelmeyecekse insanın kendini hedge edebilmesi amacıyla özellikle bu parasal sıkılaşma konusunda belki üst dirençlerden short düşünülebilir. Ancak onun haricinde %90 düşen bir coin daha sonra ne yaparsa yapsın benim ilgimi çekmez. Bilmiyorum beyler, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Neyse, bir başka sıra dışı coin'e geçelim o zaman arkadaşlar. Shiba. Şimdi bu Shiba ilk çıktığında bir meme coin'di. Çok sıra dışı bir yükseliş yaptı. Büyük ilgi çekti. Büyük bir furya oldu. Daha sonra hani bu kadar büyük furyanın üstüne bu Shiba evrim geçirmeye başladı. Yeni bir katmana gireceğiz dedi. Şimdi Metaverse'e gireceğiz dedi. Yani shitcoin zannederken Shiba'yı farklı bir şekilde evrim geçirmeye başladı. Ya da o şekilde lanse ediliyor. Onu bilemeyeceğim. Shiba hakkında bilgisi olan varsa yine dinleyelim beyler sizlerden. Ya şimdi bu tarz böyle memecoin'ler, token'larda ben hep böyle arkasında hani böyle deli gibi patlama yapan coin'lerde hep chip token tabii. Hep böyle bir şey aranması gerektiğini düşünüyorum. Yani mesela Shiba Ağustos 2020'de Ryoshi mi ne? Bir tane anonim bir adam çıkarıyor bunu. Ondan sonra yani fiyatı böyle 0.0048 mi? Yani 40 mi? Yani hacmine de baktım. Hacmi de böyle günlük $10,000 0.0 ne bileyim
5000 dolar gibi. Yani tam bir shitcoin ötesi bir şey. Ben bunun böyle bir anonim bir kişi tarafından çıkarılıp da ondan sonra böyle kaç milyon dolarlık bir şirket olduğuna tabii ki inanmıyorum. Bu tarz şeylerde hep bir Doge de aynı şekilde. Yani gerçi onun founder'ları belli. O da 2013'te çıkıyor. Yani Elon Musk'ın bir şillemesiyle önce Doge'u şilliyor. Sonra Ship çıkıyor. Ki bence çıkaranlar da kendileri. Bence de. Böyle anonim biri varmış da şey kafası işte Satoshi varmış da Bitcoin'i bulmuş da falan onun gibi bir hikaye işte. Mem token zaten hani açılımı ne böyle bir mizahi özelliğe sahip para birimi. Yani ne yapıyor mesela Ship? O zaman ne yapıyordu? Hani şey diye çıkmış bir de işte, Doge Killer olarak çıkıyor. Doge ne yapıyor bir de? Yani hiçbir şey yok ikisinin de en başta aslında. Ama bir şekilde şillenip çok büyük paralara dönüştürülüyor yani. Bir şey var bir de. Ya burada aslında algı yönetimi de var bunda. Mesela fiyat, bu tarz şeylerin hep fiyat düşüklüğü. Doge de öyle, Ship de öyle. Yani 5 dolar değil mesela Ship ilk çıkışı ya da 7 dolar değil. 0.0000 bilmem ne dolar. O da böyle insanları cezbediyor bu işi, ilgisi olmayan insanları da. Yani ne kadar ucuz, milyarlarca alabiliyorum diye bir algı yaratıyor. Yani daha almaya da şey yapıyor. Yani çünkü insanın market cap nedir? Yani bunun işte arz talebi, token sayısı kaç? Bunu genelde bilmiyorlar hesaplamayı. Aynen hala Ship'den 10x bekleyen var. Evet o yüzden ya ve bu sonra da işte Ship sonra ne yaptı? Yok şey DeFi'ye girdi Ship Swap'ler. Şimdi tabii trend ne? Metaverse hemen oyunlar yapmalar. Shibarium muydu bir şeydi? Shibalance. Aynen yani hype neyse hemen ona zaten evriliyor ama bu bunlarla ilgili planlar çok uzun vadelidir bence. Artık Elon ne planlıyorsa bunu Mars'ta mı kullanacak, ne yapacak? Bakalım göreceğiz. Yani bir de yani şimdi diyeceksiniz Elon ilk Doge'u şilledi. Sonra niye Ship'i şilliyor Doge gelir diye. Bu da zaten yani tez, antitez ve sentezdir. Son 300 senenin dünya yönetimidir. Bir de ayrıntılı şeylere girmeyeyim. Bir şey atılıyor ortaya. Bu tezdir. Bu Doge oluyor. Bu kriptoda en büyük örnekleri budur. Atılan Ship antitezdir. İkisi de aynı kişi. İkisi de aynı kaynak tarafından şilleniyor. Ve sonucunda bir şey, sentez oluşuyor. Yani bununla ilgili başka ne söylenebilir Ship'le ilgili? Sizin var yani mı? Hocam eski popülaritesi yok tabii ki. Şeylerin de gündemine değişmesiyle beraber. Yani ben artık yükselişini yaptı, bir kaldırılmasını bekliyorum açıkçası tekrardan öyle. Hani dönem dönem artık eski gücü yok tabii ki. Tabii piyasada da eski para yok. Öyle olunca dönem dönem bir kaldırırlar, bir indirirler artık böyle bir kendi şeyini volatilitesinde devam eder diye düşünüyorum. Tabii ki bir haber her şeyi değiştirebilir. Çok da Shiba üzerine çok da konuşulmak gerektiğini düşünmüyorum ya. Konuşmaya gerek yok bence. Hayır ya aslında bu şeyde son çıkmış en hype coin herhalde. Ya da benim kriptoda gördüğüm en hype coin bu olabilir. Bir tane bir grupta bir arkadaş vardı. 1000 dolar yatırmış Shiba'ya. 3.8 milyon dolarlık şeyini yollamıştı cüzdanına. Yani Shiba cüzdanına. 1000 dolar yatırmış ama. Ne alaka aldıysa onu oradan 1000 dolar. Yani niye gidip de insan Shiba alır böyle dümdüz hiçbir hacmi bir şey olmayan bir token. Belki insider bir info aldı, bir şey aldı. Bir de insanları kötü de şey yapıyor. Yani insanlar sanıyor ki işte her çıkan yeni proje ya da yeni bir şey gem böyle Shiba gibi 5000x yapabilir gibi kolay para kazanma yöntem yani kolay para kazanmaya algısı yapıyor insanlarda ama bu böyle ya insider infoyla kazanılacak bir şey ya da milli piyango gibi bir şey yani.
Insider info ile çok kişi para kazandı Shib'den, onu biliyorum ama. Şimdi bu Shib Metaverse'e girdiyse bizim Türklerin zaten fazlasıyla Shib'e ilgisi vardı. Metaverse'e de ilgisi var. Tekrardan bizim ülkede Shib yine çok popüler olacak ve ilgisi artacak gibi görünüyor. Son olarak NFT'yi konuşmak istiyorum. NFT furyası aşırı derecede artmış durumda. Akıl almaz paralar dönüyor. Birçok insan NFT'yi ben anlayamadım diyor ve NFT'yi araştırmaya devam ediyor yani. Aslında insanlar NFT'yi bilmiş, tamam. Non-fungible token, o eyvallah, onu anladık da bizim anlayamadığımız şu. NFT'ye bu kadar para verilebilir mi? Yani ben yani bunu anlayamıyorum. Ben belki bu noktada bir boomer oldum. Onu da bilmiyorum. Ancak benim aklıma, mantığıma NFT yatmıyor. Bence NFT şu an kripto piyasasının tek balonu diye düşünüyorum. Bu konuda linç de yiyebilirim. Teknolojisi ayrı bir şey. Tamam, eşsiz bir parça ama yani bir maymuna ya da işte birkaç yüz bin tane takipçisi olan bir kişinin piyasaya 3-5 tane JPEG tarzı bir fotoğraf çıkartıp insanlardan para toplamasının geleceğe yönelik bir yatırım olduğunu düşünmüyorum. Bunu pazarlamak için de muhteşem bir şey kuracağız. İşte böyle bir grup kuracağız, topluluk kuracağız. Bu işin meselesi topluluk falan filan vesaire. Ben anlayamıyorum. Bunları anlatabilen varsa aramızda çok sevinirim. Aslında NFT hocam, değil ki. Yani şey o işte JPEG'leri NFT o değil aslında bence. O da bir algı yönetimi yani. Muhammed Hoca şimdi daha ilgili bu konuda. O anlatsın. Aslında JPEG onun bir nasıl diyeyim, profil fotoğrafı gibi. Aslında onu, satın aldığımız şey onun arkasındaki benzersizliği. Ama şimdi evet, NFT ciddi bir furya yakaladı. Ama sadece koleksiyon üzerine ilerleyen bir sektör sağlıklı ilerlemez. Bir yerden sonra mutlaka düşüşe geçecektir ki geçiyor bence. Çünkü OpenSea'deki aktif kullanıcı sayısı %30 düşmüş. Bu korkunç bir rakam. Evet, evet. Ama buna rağmen fiyatların artması aslında bu da bize temiz tarafından bakarak yorumlanamayacağını gösteriyor. Yani bu sadece işte ben koleksiyon alayım deyip veyahut öbür tarafta da ben koleksiyon satayım diyen adamların alım satımı değil bu. Orada çok daha farklı olaylar dönüyor. Evet. Şimdi o konulara çok girmeyeceğim ama ben sana bir soru sorayım hocam. Tabii. Mesela şu arkadaş Lamborghini'sini satmış ve şu Bored Ape koleksiyonundan bir tane NFT almış kendine. Yani acaba kendisine kaç tane Lamborghini vermiş? Feda edilebilir mi, yoksa başka bir sebep mi vardır sence bunun arkasında? Yani, acaba kendisine kaç tane Lamborghini vermişlerdir bunun için? Yani hocam şöyle, çok daha kötü şeyler de var da ben biraz daha temiz olan bir örnek vereceğim. Bir tane NFT'm var, aldın. Sen bu NFT'yi bir Ethereum aldın veyahut dolarla söyleyeyim $1,000 aldın diyelim. Sen bunu sattın $200,000, yine kendi hesabından satın alıyorsun $200,000. Sonra bunu $150,000 düşürdüğün zaman başka bir arkadaş geliyor, aa bak $200,000'dan 150'ye düşmüş diyor. Gidiyor Lamborghini'sini bilmem nesini satıyor, 150'yi alıyor. Anlatabildim mi? Bu en temizi. Daha bunun daha kötü şeyleri de var. Örneğin şimdi eskiden sanat eserlerinden çok fazla para aklanırdı. Sanat eseri aldım. Ne kadar aldın? $20,000,000. Örnek veriyorum. Sattım, pardon. $20,000,000 sattım. Aldığım sanat eseri ne kadardı? $10,000. E şimdi bunu NFT'ye de uygulayabiliyorsun. $10,000 aldım. Aldığın yer zaten belli. İşte bir tanesi de geldi $30,000,000 verdi. Ona sattım. Ben de bu parayı bankama çekmek istiyorum, banka hesabıma. Ne oldu? $29,990,000 kardayım. Şimdi bu uçsuz bucaksız. Ama biz en temiz haliyle yine anlatmaya çalışıyoruz. Herhangi bir koleksiyon sahibi dediğim gibi ciddi paralar ile kendi koleksiyonunu şilleyebilir. En temiz hali bu. Diğer o aklama olaylarına girmiyorum. Ama şimdi NFT'yi de kötülemeyelim. Çünkü bana kalırsa NFT müthiş bir kullanım alanına sahipken henüz sadece koleksiyon adı altında popülariteyi yakalamış bir şekilde ilerlemeye çalışıyor. Kripto paralardan önce NFT teknolojisi devletler tarafından benimsenecek. Bu sözüm de iddialı bir sözdür. Bunu göreceğiz hepimiz yakın bir zamanda. Şimdi ne gibi devletler tarafından benimsenir dersen, uluslararası kimliklerimiz mesela NFT olarak tasarlanabilecek, ki tasarlanacaktır da. Çünkü ihtiyaç var buna. Pasaportlar mesela
en önemlisi. Pasaportlara çok ciddi ihtiyaç var. Çünkü özellikle o sahteciliğin de önüne geçilebileceğini düşünüyorum bu vesileyle. Tüm dünyada ortak ve eşsiz olan kimlikler veya uluslararası devletler tarafından benimsenen bazı mecburi şeyler vardır. Ehliyet gibi mesela. Bunlara da şey yapacağız. İşte gerçek NFT'nin kullanım alanları bu tarzda olmalı. Yani müthiş bir teknoloji bence. Lakin alanı kesinlikle JPEG değil. Yani klasik bir JPEG değil. Yakın gelecekte bu zeminini bulacaktır. Sadece sizin de dediğiniz gibi öyle maymunlarla falan bir yere gitmez. Gitseydi eğer şu an bizim tasolarımız hala çok değerli olurdu. Evet. Ondan hiçbir farkı yok. Hatta onlar daha eğlenceli. En azından oyun oynanıyordu. Teşekkür ediyorum hocam. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık Muhammed. Hepinizin ağzına sağlık arkadaşlar. Erci hocam, Usta hocam, senin de. Arayla hocam, güçlü bir an ayrılmak zorunda kaldı. Ona da selamlarımızı iletiyoruz. Çok güzel sohbetti. Şu an artık hevesle pazar gününü bekliyorum konferansı. Hep birlikte orada buluşacağız. Tüm takipçilerimizi ve dostlarımızı da bekliyoruz oraya. Çok güzel geçecek. Ancak katılım 200 kişiyle sınırlı olacak. O yüzden önceden herkesin form doldurmasını ve bize ulaşmasını rica ediyoruz. Biz de ona göre bir düzenleme yapacağız. Şimdiden herkese pazar günü görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşça kalın.